Business Channel Türk ekranından hepinize merhabalar. Ben İdil Çeliker. Bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğum Ankara'dan İsmihan Bilişik, nefes terapisti. Son yıllarda en çok ilgi gören alanlardan biri. Nedir nefes terapisi? Nefes terapisi nedir? Yani, bizim hayatımızı derinden etkileyen nefes, kalitesi, azlığı, çokluğuyla yaşamımıza yön veren bir şey diyorum. Nasıl nefes alıyorsak o şekilde yaşıyoruz. Ne kadar nefes alıyorsak o kadar yaşıyoruz diyoruz. Bunun şöyle söyleyeyim o zaman, doğum itibariyle yani bir canlı dünyaya geldiği zaman ciğerleri belki sonuna kadar açık ve hani biz ona doğru nefes diyebiliyor muyuz? Evet, ciğer kapasitesiyle ilgili bir şey mi yoksa bu tamamen teknikle mi ilgili? Kapasitesiyle doğru kullanmakla ilgili diyebiliriz. Yeni doğan çocuklar en güzel nefesi alan çocuklardır. Allah onları yaratırken diyorum ben, insanlar ne derse desin, en mükemmel şekilde yaratıyor. Nasıl bozuluyor? Nasıl bozuluyor gelince, yıllar içinde biz yaşadığımız her duyguyla nefesimizi tutmayı öğreniyoruz. Annemiz bir kaşını kaldırıyor, oluyoruz, nefesimizi tutuyoruz. Birisi şöyle yapıyor, korkuyoruz, nefesimizi tutuyoruz. Yıllar içinde nefesimizi tuta nefes kapasitemizi o kadar düşürüyoruz ki yapılan araştırmalara göre dünyadaki %90 insanın %30 seviyede nefes aldığı görülüyor. Bu da ne demek oluyor? %30 sağlıklı oluyoruz, %30 başarılı oluyoruz, %30 bolluk bereket içinde, %30 sevgi dolu oluyoruz. Çok enteresan. Tuttuğumuz her nefesle bedenimizde blokajlar oluşuyor ve bedenimiz ihtiyacı olan oksijeni yeterince alamamaya başlıyor. Yani bu şöyle söyleyelim, mesela tütün kullanan insanlar için de geçerli mi yoksa tekniği öğrendikten sonra ona rağmen nefes almayı becerebiliyorlar mı? Kesinlikle nefes almayı becerebiliyorlar. Peki kapasiteyi de arttırıyorsunuz. Nefes terapisindeki amaç zaten nefes kapasitesini arttırmak. Nefes tekniği öğretmek değil. Nefes kapasitesini arttırarak her seansta işte %5, %10, %20 her neyse kapasiteyi arttırarak doğum nefesine doğru kişilere yolculuk yaptırıyoruz. Enerjileri de artıyor. Enerjileri de artıyor. Artık daha sağlıklı, daha mutlu, daha hoşgörülü, daha sevgi dolu insanlar olmaya başlıyor. Sadece sağlıkla ilgili, yani bedensel sağlıkla ilgili değil, başka çözümler de üretiyor bildiğim kadarıyla. Doğru nefes almak ya da nefes terapisi yapmak nelere sebep oluyor? Yani ruhumuzdaki değişiklik ne oluyor, hayatımızdaki değişiklik ne oluyor? Biraz daha şöyle anlatayım. Nefes üç alanda etki yapıyor insanda. Fiziksel alanda, fizyolojik bir hastalığımız varsa onların tedavisinde, iyileşmesinde süreci hızlandırıyor. Mesela panik atak falan gibi şeylerde panik de çözüm mü? Panik atak çözüm oluyor. Depresyona çok güzel çözüm oluyor. Migren, baş ağrılarına çok güzel çözüm tansiyon oluyor. Tansiyon belki. Tansiyon, kalp hastalıkları, kanser hastalığı bile. Öyle mi? Şöyle de söylüyorum, devam ettiğinde kişi seansları almaya devam ettiğinde çözüm bulamayacağı hastalık yok diyorum. Ben bu kadar iddialıyım nefes çok terapisi enteresan konusunda. İkinci şey nedir? Diğeri de psikolojik hastalıklarımız. Her neyse korkular, depresyon, panik atak, anksiyete bozuklukları, fobiler gibi birçok hastalığı iyileştiriyor. Çünkü bunların nedeni bizim duygularımız. O duygu iyileştiğinde sorun ortadan kalkıyor. Duyguya nefes vermek gerekiyor yani değil mi? Aslında aynen öyle, öyle mi algılıyoruz? Aynen öyle. Enteresan. Duygularımızı da şifalandırabiliyoruz. Bunun yanında bir de ruhsal boyutta şifalanıyoruz. Birlik bilincimiz artıyor. Var olana, bütüne inancımız artıyor. Bir bütünün parçası olduğumuza inandığımızda yüreğimiz daha sevgi dolu, maneviyatımız daha güçlü. Daha güçlü. Yani aslında varlığımızın sırrını keşfediyoruz diyorsunuz nefes aldıkça değil mi? Kesinlikle. Varoluş sebebimizi, biz niye varız? Neden buradayız? Yaradan'la bağlantımız güçleniyor.
Peki kimler başvuruyor daha çok? Yani kimler size danışır bu konularda? En çok nerede rahatsızlıklar hissediyorsunuz? Ne rahatsızlık hissediyorlar da insanlar size geliyorlar? Genellerin büyük çoğunluğu fizyolojik hastalığı olanlar, ağrıları, kanser, kalp sorunları. Fizyolojik hastalığı olanlar, bir de psikolojik sorunları olanlar. Her şeyim var, ben hayattan tat alamıyorum. Yani bir de son dönemin hastalığı bu da. Evet. Eşim, çoluğum, çocuğum var. Bakıldığında dört dörtlük bir hayatım var gibi görünüyor ama nedense ben bir mutsuzum. Yaşam enerjisini kaybetmek, aynen, yaşam heyecanını kaybetmek son dönemin zaten en sık rastlanan, hı-hı, tabloları. Bu tür kişiler de geliyor. Hı-hı. Yani kişiler seanslarına düzenli devam ettiğinde güzel sonuçlar alıyorlar. Ne kadar sürer bir seans nefeste? Bir seans 1 saat sürüyor. Hı-hı. Ama kişinin bana gelmesiyle gitmesi arasında yaklaşık en az 1,5-2 saat sürüyor. Seansın başlaması ve bitmesi 1 saat normalde. 1 saat nefes seansını sürüyor. Ondan önce bir hazırlığı mı tabii, var? Tabii. Gelen kişiyle hoş geldiniz, ha, nasılsınız? Öyle hazırlık ön çalışma. Ben de teknik bir tabii, hazırlık yok, ön çalışma. Yani kişinin özgeçmişini almak, sorunlarıyla ilgili bilgiler almak, sonra seanstan sonra seansla ilgili geri bildirimler almak, neler yaşadı, neler hissetti, nasıl hissediyor gibi sorularla. Evet, nedir bu deneyim? Genellikle neyle karşılaşıyorsunuz, ne hissettiklerini söylüyorlar? Şunu söyleyeyim, ben de seanstan çıkanları, insanların büyük çoğu gözünü açıyor, size sarılabilir miyim diyor. Gerçekten. Gerçekten. Gözleri kapalı mı yapılıyor? Ben gözler kapalı oluyor. Hı-hı. Gözler kapalı, petlerle ben kapatıyoruz. Hı-hı. Çünkü daha iyi konsantre olabilmesi için. Ondan sonra ne oldu bana? Siz bana ne yaptınız? Çok enteresan. Sorularıyla karşılaşıyoruz. Ben burada değildim diyenler oluyor. Çok bu kadar derin güzel duygular yaşayıp ağlayarak kalkanlar oluyor. Muhteşemdi ifadesini kullanıp. Demek ki ne kadar az oksijen alıyoruz biz. Evet. Bunları bile yaşayamayacak kadar, değil mi? Ondan sonra da dedikleri şey şu oluyor. Ben bunu kimseye anlatamam ki. Yaşamak lazım. Biz de diyoruz ki gerekiyor. Nefes anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Alınır. Daha doğrusu. Alınır ve yaşanır. Sonuçları yaşanır. Nefes zaten, evet, yaşam kaynağı. Aynen, nefes öyle alamasak zaten, hı-hı, olmayacağız. Böyle mesela bizim teknik olarak söyleyelim, diyaframdan nefes almak, işte göğüsten almak gibi bir takım böyle kısaltılmış şeyler var biliyorsunuz. Hani sanatçılar daha çok diyafram kullanmayı becerebiliyorlar ama, evet, ortalama bilmeden de diyafram nefesi kullananlar var tabii ki hani toplumun, hı-hı, içinde. Hangisi doğrudur? Doğru bir nefes tabii ki diyaframdan alınan nefes. Diyafram sadece nefes için var olan bir organ. Şu göğüs kafesimizin altında bulunur ve çocuklar doğduklarında tamamen diyafram nefesi alarak dünyaya gelirler. Tüm ciğerlerini nefesle doldurduklarında şu diyafram kası aşağı iner, karın bölgesine çıkar ve daha çok nefes aldığının göstergesidir diyorum ben. Diyafram nefesi zamanla işte nefes kısıtlana artık diyaframa kadar inmiyor. Sığ nefesleri almaya başlıyoruz. Evet. Şeklinde. Oysa aldığımız nefes dolu dolu. Tüm bedenimize, şu kasıklarımıza kadar nefesin indiğini hissetmemiz lazım. Peki ağızdan mı nefes alacağız, burnumuzdan mı nefes alacağız? Şimdi dikkat edin, siz ağzınızdan aldınız ama. Ben seanslardan alışkanlık olarak biz seanslarımızda ağızdan alıp veriyoruz. Alıyorsunuz. Tabii ki günlük hayatımızda burnumuzdan nefes alıyoruz. Doğal olarak nefes, hı-hı, alma organımız burnumuz. Seanslar sırasında ağızdan alıp veriyoruz. Bunun nedeni ise bedene daha fazla oksijen alarak o blokajları kaldırmak. Tıpkı tıkanmış bir boruyu açmak için tanzikli su veririz ya. Evet. Onun gibi biz de daha çok oksijen alarak o tıkalı bölgelerin açılmasına yardımcı oluyoruz. Sadece seans sırasında ağızdan alıp veriyoruz. Çok enteresanmış. Ben, hı-hı, çok isterdim katılmayı. Çünkü ağızdan alınca daha delik daha büyük olduğu, tabii, için daha fazla oksijen bir de alabiliyoruz. Burunda biliyorsunuz, hı-hı, zamanla tıkanmalar, hı-hı, oluyor. Çok net nefes alınamıyor. Peki uyku bozukluklarıyla da bir ilintisi var mı nefes terapisinin? Çok yakından ilintisi yani horlama, var, kalitesiz uyku, onlarda da bir düzelme uyku olabiliyor. Uyku bozuklukları,
Horlama konusunda çok bir şey diyemeyeceğim ama mesela uyku apnesi var. Apnesi. Uyuyamama sorunları var. Bunlara çok güzel sonuçlar veriyor. Benim bir tane danışanım vardı uyku apnesi olan. Aparat kullanarak artık yatıyordu, nefes alıp veriyordu. Birkaç seans sonra aparattan da kurtuldu. Şu anda gayet mutlu, mesut. Ha, ne güzel, çünkü yaşam kalitesini çok düşüren bir şey. Evet, o da uyku problemi çünkü yaratıyor. Uykuda, rahat bir uyku uyuyamadıklarında gün içinde, gece boyunca dinlenemiyor beden. Dinlenemediğinde ertesi gün sürekli kendini yorgun ve halsiz hissetme durumunda oluyor. Çünkü beden gece uykuda dinleniyor. Siz planlarınız, projelerinizin arasında neler var? Ankara'da kalmayı düşünüyor musunuz? Buralara gelecek misiniz? Başka şubeler açacak mısınız? Şu an Ankara'da yerimden memnunum. İstanbul'da zaten ihtiyaç duyan insanlar için çok fazla çok nefes sayıda var. Terapisti var. Doğru terapisti nereden bulacağız? Ne yapmamız lazım? Nereye başvurmamız lazım? Neye göre seçmemiz gerekiyor? Daha doğrusu eminim herkes tabii doğru yapıyordur işini ama... Tabii ki herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyordur. Doğru terapisti bulmak dediğimde ben diyorum, interneti açtığımızda, nefes terapisi dediğimizde bakıyoruz kime içimiz ısındıysa, çünkü bizim en büyük rehberimiz bedenimiz. Doğru. Aldığımız enerji. Ben bunu kendime daha yakın hissettim. Dediğiniz kişiye. Kendinize hiç terapi uyguladınız mı? Yani kendinize yapabileceğiniz bir şey mi ya da birisine yaptırdınız mı? Kendimi çok yaptırdım. Nefes terapisi olabilmemiz için öncelikle zaten kendimizi şifalandırmamız gerekiyor. Seminerlerde onlarca, yüzlerce seans alıyoruz kendimize. Evet, değil mi? Evet, önce kendimiz iyileşmeliyiz ki... Onu dağıtabilirim diyorsunuz. Dağıtabilirim, tabii ki. Nefes egzersizisiyle nefes terapisi arasında ne fark var? Evet, nefes terapisiyle nefes egzersizi arasında... Çok fark var diyorum ben. Nefes egzersizine kişiye gelir, şöyle şöyle nefes alacaksın deyip yolunu, yöntemi öğretilir. Kişinin onu kendi başına yapmasına izin verilir. Kendi başına yapar. Hı hı. Nefes terapisinde ise mutlaka bir terapist tarafından, nefes koçu tarafından bu işin yapılması lazım. Peki kendi kendine yapılan egzersizler olumsuz sonuçlar da doğurabilir mi? Böyle bir risk nefes var mı? Nefes egzersiziyle olumsuz sonuç alınacağına hiç inanmıyorum. Çünkü nefesini nasıl alırsan al, yeter ki diyaframdan dolu dolu nefes al, mutlaka size faydası vardır. Nefes terapisi, nefes egzersizlerinden şu şekilde farklı. Nefes terapisinde bilinçaltı temizliği yapıyoruz. Ciddi manada şifalandırma aslında yapıyoruz. Amaç zaten o bilinçaltını temizleyip, oksijeni de vücuda doğru oranda verip bedenle bilinçaltında hayatımızı olumsuz etkileyen inançlarımız, düşüncelerimiz, kalıplarımız, ön yargılarımızı temizleyip onun yerine olumlu olanları biz yükleme yapıyoruz seans sırasında. Şimdi ben tabii doğal olarak şu ilgimi çok çekiyor. Hı. Daha önce de arkadaşlar, gelen konuklarımızdan sorduklarım oldu. Şimdi toplumun bir bölümünü böyle iyileştiriyoruz. Bir bölümü de bundan faydalanmıyor ya da faydalanamıyor. İki taraf karşı karşıya geldiği zaman toplumda yine de bir değişiklik bekler misiniz? Ne bileyim, terapiye almış olan arkadaşlarımız daha sükunetle diğer tarafı da idare edebilecek pozisyona geçiyorlar mı? Yoksa o çatışma hep devam edecek mi? Şöyle söyleyeyim, evde bir kişinin bile nefes terapisine katılmış olması o evdeki tüm insanları, hatta yakın çevresindeki komşularını bile etkiliyor. Öyle mi? Çünkü biz sürekli enerji yayan varlıklarız. Duygularımız bir enerji ve biz o enerjileri sürekli yayıyoruz. Gözümüzle görmüyoruz ama bunlar ruhsal boyutta birbirlerinin enerjilerini alıyoruz. Benim yaydığım enerji değiştiğinde çevremdeki insanlar bana farklı davranmaya başlıyor. Dolayısıyla hani... Onlar da yavaş yavaş değişiyor. Anladım. Yani bir kişi bile gitse bir aileden... Evet. Mesela şöyle söyleyeyim. Şiddetli geçimsizlik olan bir ailede... Kadın ya da bey hangisi gelip bir nefes seansına katılsa o ailedeki huzursuzluk ortadan kalkıyor. Boşanacağız diye karar verip gelen birçok danışanım şimdi gayet güzel evliliklerini sürdürüyor. Çok enteresan. Önemli bir konu bu. Evet, hele hele nefes günümüzde. Deyip geçmeyin. Kesinlikle. Nefes terapisi deyip hiç geçmeyin. Biz çok daha farklı boyutlarıyla da biliyoruz tabii ama bizi izleyenler en azından işin daha derin boyutlarını da öğrenmiş oldu sayenizde.
Size nasıl ulaşacaklar? İsmi İnternet sitem var. Bir site adresinizi de alalım o zaman. Nefesankara.com. Nefesankara.com dediklerinde. Ankara'da nefes alabiliyor musunuz diyeceğim bu arada. Ya da ismimi yazıldığında, İsmihan Bilişik. Evet. Site nefes terapisti. Karşıya çıkıyor. İletişim adreslerim orada var. Tamam. Çok yoğun musunuz? Kolay ulaşırlar mı size? Aradıklarında uygun saat ve zamanda randevuleşiyoruz ve geliyorlar. Evet, aslında ilk ve son nefesimiz arasında geçen zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için doğru soluklanmamız gerekiyor. Doğru solukları almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir başarı öyküsünde İsmihan Bilişi'yi ağırladık. Nefes terapisti kendisi. Nefesin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu kadar da şifalı olduğunu doğrusu keşfedememiştik. Sirayet ettiğini de bilmiyorduk. Hepsini öğrendik bugün. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Rica ederim. Teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek bir başka başarı hikayesinde. Hoşçakalın efendim.